Evet, ekonomiden bahsedeceğiz. Gündemin değişmez parçası ekonomi. Seçimler sırasında ekonomi daha da fazla konuşuluyor ve ekonominin bir ustasıyla, bir uzmanıyla konuşacağız. Üstelik bizim meslektaşımız Emin Çapa'yla konuşacağız. Emin, hoş Merhaba. geldin. Emin, Hoş bulduk. ekranların da hem çok sevdiği hem de herhalde özlediği desek de olur bir isim. Gerçekten bilgili, hem yetenekli, sempatik bir gazeteci. Ama soracağımız sorular çok sempatik olmayabilir. Şimdi belki de aslında sempatiktir, çünkü şey dedi dün bakanımız. Sorunlar var da geçici. Nisan ayında bize şimdi bu eleştirileri getirenler, yüzümüze bakamayacaklar, bunlar geçici sorun. Nedir durumumuz? Ekonominin gidişi ne? Halkın refah algısı bir yere oturuyor mu gerçekten? Seçimlere nasıl bir ekonomik durumla gidiyoruz? Şimdi önce şunu söyleyeyim. Dilerim biz Sayın Bakan'ın yüzüne bakamayız. Ama rakamlar Sayın Bakan'ın bizim yüzümüze bakamayacağını gösteriyor. Ama ben şunu söyleyeyim. Ben yanılmayı, diğer iktisatçılar adına konuşmak istemem ama onların da benim çok saygı duyduğum iktisatçıların da benim gibi olduğunu biliyorum. Ben yanılmayı isterim. Ben yanılayım ve insanlar desinler ki ya Emin Çapa sen anlamaz mısın ekonomiden? Bak hiç öyle olmadı diyeyim. Yeter ki öyle olsun. İşsizlik artmasın. Çünkü işsizlik bir rakamdır. Ama senin işsiz kalman acı bir şeydir. Ailenin, çocuklarının senin yüzüne bakması, senden bir şey beklemesi acı bir şeydir. Dileyelim öyle olsun. Emek verdiği insanların onlarca yıldır çalışıp bir yere getirdikleri şirketler iflas etmesinler dileyelim. Ben yanılayım, bakan haklı çıksın, ben de özür dileyeyim. Hiç bunda şey yapılacak bir şey yok. Tamam. Şahaneymiş diyelim. Nisan'da bunu konuşuruz ama şu anki durum Ama nasıl? öyle değil. Öyle değil Rakamlar mi? öyle değil, kesinlikle öyle değil. Nasıl? Rakamlar her bir gösterge bir sonraki göstergeden daha iyi. Bir sonraki daha kötü. Her ay rakamlar devletin açıkladığı resmi rakamlar ki onları artık derin şüphelerle bakmaya başladık hepimiz biliyorsunuz. O daha fena bir şey. Ekonominin kötü olmasından daha fena bir şey. Onların her biri, TÜİK'in açıkladığı her bir sonraki ayki rakam bir önceki rakamdan daha Hangi rakam kötüyü mesela Emin? Neden gösteriyor. bahsediyoruz? Ya en basitinden söyleyeyim. Sanayi üretim rakamı her ay daha kötü. Kapasite kullanım rakamı her ay daha kötü. Ben en son bugün açıklanan rakamları saat Tamam. 10'da açıklanan birkaç rakam vereyim. Trafiğe kayıtlı araç sayısı %43,4 azalmış yeni araç Ocak ayında. 2018'in Ocağında 117.477 araç trafiğe kaydedilmiş. İnsanlar yani 118 bin araç almışlar. Bu sene Ocak'ta 66 bin araç almışlar. Örnek vereyim hemen boşanmalar. Şimdi bunun sosyal tarafı var. Evet. Boşanmalar ciddi oranda artmış, %11 artmış, 142.448 kişi boşanmış 2018'de. Bakın göreceksiniz bu sene bu daha da artacak. Bunların bir kısmını insanların neden yaptığını biliyoruz. Neden yapıyorlar? Kadınlar babalarından maaş alabilmek için yapıyorlar. Kriz zamanlarında biz bunu çok görürüz. Dolayısıyla bu da önemli bir data bizim için. Çok önemli bir data. İhracat datası hariç bütün datalar en az 3 çeyrektir eksi 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 diye gidiyor. Sadece ihracat datası küçük de olsa artıya dönüyor. Orada da şunu söyleyeyim. %7 artmış ihracatımız, ithalatımız %4,6 düşmüş. Ama orada dramatik bir şey var. Yüksek teknoloji ihracatımız %3,2 düşmüş. Yüksek teknoloji ithalatımız %18 düşmüş. Yani onlar daha hassaslar çünkü. Bütün bu dataların bize söylediği bir şey var. O da şu. Türkiye kötüye doğru evrilmeye devam ediyor. Bunu bugün bir paket açıklandı. KOBİ'lere destek. Evet. Şimdi yangın olunca siz tabii yangına su sıkmak istersiniz. Yangına su sıkarsınız ama dostum. Önce ne yaparsınız? Önce kurtarılacakları kurtar. Evde insan kalmasın. Sonra malları söndürmeye çalışırsınız. Diyelim yangını söndürdünüz. Sonra ne yaparsınız? Bir daha yangın çıkmasını engellemek istersiniz. O nerede o plan? Öyle bir plan yok. Şu anda hükümetin tek yaptığı şey efendim seçimden önce yangını söndürmek sanki yangın yokmuş hissiyat yaratmak. Bu KOBİ'lerle ilgili bir parantez açabilir miyiz? Yani Tabii ki. 25 milyar verilmesi demek ne demek? Bu yangına Hemen damla mı söyleyeyim. bu? Hemen söyleyeyim. Milli
Kamu net borcunun milli geliri oranı %8,4'tü 2017'nin sonunda. Üçüncü çeyrek yani Eylül sonu itibariyle %13,7'ye geldi. Çok ciddi bir artış. Neredeyse %70'lere varan bir artış. Artmış kamunun borcu. Bu ne demek? Kamu seçim geliyor. Aman efendim her şeyi iyi gösterelim. Sepetten çıkarıp atmaya çalışıyor. Ama zaten Türkiye'nin yapısı belli. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kaynakları belli. Bunları boşuna döküyoruz. KOBİ'leri kurtarmak için ekonominin makro dengelerine dair bir şey yapmak lazım. Yapısal reform lazım. Ekonomideki kriz ekonomik tedbirlerle aşılabilecek noktaya geçti Hakan. Çok basit bir nedeni var bunun. Yapısal reformların önemli bir kısmı bizim için artık hukuk tarafında, demokrasi tarafında. Onları bu hükümet yapabilir mi? Onları bu hükümet yapmaya cesaret edebilir. Tren kaçtı mı yani? Yaparlarsa kurtulur. Ama yapsınlar, hadi yapsınlar. Demokrasi ve hukuk tarafında, insan hakları tarafında reform yapmadan Türkiye'de, bakın bir daha söylüyorum, demokrasi insan hakları tarafında, hukuk tarafında, hukuk tuzdur. Bir şey yapmadan bizim ekonomiyi orta ve uzun vadede sürdürmemiz mümkün değil. Bir örnek vereyim. Yani ne demek istediğimi anlayacaksınız. Peki. Milli gelirimizin 1/4'ünden fazlasını kamu ihalelerinde 10 şirkete vermişiz. 20 bin şirket kamu ihalelerine girmiş. 10 şirket 205 milyar dolarlık ihale almış. Gazete Duvar'dan Bahadır Özgür'ün haberi hala yalanlanmadı. Bir aydır yalanlansın diye bekliyorum. 205 milyar dolarlık ihalenin 130 milyar dolarını 3 şirket almış. Limak 48.4 milyar, Cengiz 42 milyar dolar, Colin 40 milyar dolar. 130 milyar dolarlık ihaleyi AKP döneminde Limak, Cengiz, Colin almış. 20 bin şirket girmiş ihalelere bu arada. Şimdi bu neyi gösteriyor bize? Bu bize bir kaynak aktarımı olduğunu gösteriyor. Bir sorun var ya burada. Yani bir şapkamızı başımıza devşirmemiz gerekmez mi? Türkiye'nin milli geliri, milli gelir şu demek. Ailenin toplam yiyeceği pasta. Bunun eşit bölüştürdün bölüştürmedin ayrı bir şey. O toplam pastanın büyüklüğü 864 milyar dolarmış. 2018 sonu 763 milyar dolara inmiş. Bizim milli gelirimiz 12 bin dolara çıktı. Şimdi bu 2018 sonu, Mart sonunda açıklanacak o rakam. 2018 sonu hükümet diyor ki 9500 dolar olacak. Ha 2008'den bugüne 10 yılda 10 bin dolara çıkarmıştık 2008'de. Son 10 yılda 9500 dolara indirdik yeniden. Bu mudur ya? Üstelik 3 kere o arada milli gelir rakamıyla oynadık. Nasıl sürekli hesaplandı, durmadan değişti. Şöyle bir sabah kalkıyordum ben, odama gidiyordum, işte CNN Türk'te ekonomidir, odama gidiyordum. Ah TÜİK'ten bir mesaj. Emin Çapa bu sabah 2700 dolar zenginsin. Bir sabah odama gidiyordum 1700 dolar. 1200 dolar bir seferinde. Kağıtla onu. Çünkü anneciğim rahmetli şöyle, insan yaşlanınca annesinden babasından, bilmiyorum sen de öyle misin, daha çok bahsediyor. Annem şöyle derdi. Katip Arzu Halim yaz yare böyle. Yaz kızım. Ya yaz kızım ne oluyor mu? Benim cebimdekini ben hissediyorum. Evet. Sen hissediyorsun çarşıya pazara çıkınca. Rakamlarla oynayarak bir yere artık gitmenin zaten sınırına duvarına geldik. Orası bitti artık. Bitti. Bizim artık gerçekten aspirin tedavisine değil, kanserim, kemoterapi almam lazım. Aspirin tedavisiyle kanser hastası iyi olmaz, mümkün değil. Benim kemoterapi almam lazım. Yangına su dedin, söndürmeyecek su, aspirin dedin kanser tedavisine, ama yine de sormam gerekiyor. Çünkü gündemde bir şey, Ziraat Bankası kredi faizleri indi, konut ihtiyaç faizleri indi. Ne oluyor, rahatlıyor muyuz, mutlanıyor muyuz? Banka genel müdürlerinin ortalıkta böyle konuştuğunu görüyor musunuz? Anca iyi şeyler söyleyeceklerse çıkıyorlar işte böyle bir şeyler. O da kıvranarak, inleyerek söylüyorlar. Bankalara şu anda acayip bir baskı var. BDDK tarafından acayip baskı var. Kredi vermeleri için kredi oran mevcut kredinin %15 artırmalarını istiyor. En az hükümet %15 ile 20'ler arasında, Uğur Dürses en son yazdı. Ben de bankacılarla konuştuğumda bunu görüyorum zaten. Duyuyorum. Faiz indirmeleri için acayip bir baskı var bankalar üzerinde. Ama bunu oralarda göremiyoruz. Nerede görüyoruz? Kamu bankalarında görüyoruz. Ziraat Bankası bu yıl niye kar dağıtmadı? 2.3 milyar görev zararı.
Halk Bankası bir nokta. Bu iki bankada, Ziraat da Halk Bankası da Türkiye'de çok önemli banka. Halk Bankası o kadar önemli bir bankadır ki anlatamam size. KOBİ'ler için çok büyük bir, altın değerinde bir banka bizim için. Ziraat da öyle. Türk tarımı için çok kilit bir bankadır. Görev zararı yaptırmamalısınız bunlara. Bunu biz en son ne zaman görmüştük? 2002 krizinden önce görmüştük. Bunları görmememiz lazım. Eğer gerçekten Ziraat Bankası'nın indirdiği faiz oranının gerçekten faizleri indirmesi gerektiği için olsaydı diğer bankalar zaten indirirdi. Garanti salak mı? Akbank salak mı? Denizbank salak mı? Bu bankalar salak mı? Mecburen işte indiriyormuş gibi yapmaya çalışıyorlar, mış gibi yapmaya çalışıyorlar. Gerçekten bankacı dostunuz varsa üst düzey yönetici, gidin bir konuşun. Feci durumda bankalar. Banka sahiplerine telefon edilip baskı yapılıyor bu ülkede. Ben onu bunu bırakın. Ben size bir şey söyleyeyim. Hani enflasyonu bastırmak için işte indirim yapın diye. Ya patronlara telefon edilip açıklamanız nasıl olacak bu destek vermek için? Ya sen devletsin. Enflasyonu indirirsin. Enflasyon azgın. Bunlar enflasyon değil. Bunlar Recep Tayyip Erdoğan enflasyonu. Bunlar işsizlik değil. Bunlar Recep Tayyip Erdoğan ne işsizlikleri. Ne durum? Ekonomide yeni kavramlar mı çıkıyor? Şöyle. Bir karar alırsınız ve o kararın sonuçlarına katlanırsınız. O kararı Türkiye şöyle aldı. Hı. Türkiye Recep Tayyip Erdoğan'ın başkan olabilmesi için ekonomiyi yapması gerekenleri yapmadan iyi gösterebilmek için halka önce referandum sürecinde sonra başkanlık seçimi sürecinde gaza bastık. Yüksek büyüme seviyelerine ulaşabilmek için gaza bastık. O da bizi bugün bulunduğumuz yere getirdi. Bugün bulunduğumuz enflasyon seviyesi. Ben bir şey söyleyeceğim. Ben yayınlarımda başkanlık seçimi ve işte genel seçimde o biliyorsun. Onun öncesinde şey dedim. Enflasyon o zaman %10'lar seviyesine yaklaşıyordu. Asıl siz enflasyonu seçimden sonra göreceksiniz. Ne oldu? Gördük. Şimdi ben size bir şey söyleyeyim. Mobilyada indirim, otomobile indirim. Onlar yılbaşına kadardı, ne yaptılar? Mart'ın sonuna kadar uzatıldılar. Şimdi Mart'ın sonundan sonra, seçimlerden sonra hepimiz hep beraber göreceğiz. Rakamlarla oynanmıyorsa iki şeyin arttığını göreceksiniz. Halkımız kendisine yalan söyleyip söylenmediğini çok kolay anlayabilir. Ben kendilerine tavsiye ediyorum. Bir işsizlik, iki enflasyon datası. Bu iki dataya bakın. Bu iki data düşüyorsa, olduğu yerde olsun, bilin ki size yalan söyleniyor. Bundan sonra her ay işsizliğin bir yukarı, bir yukarı, bir yukarı gittiğini göreceksiniz. Kamuya son 7 ayda, 2018'in son 7 ayında 500 küsur bin insan alınmış. Bu arada işsiz sayısı 700 bin artmış. Bu ne demek? Aslında işsiz sayısı 1 milyon 200 bin artmış dostum. Yani nasıl hesaplarsan hesapla, ne tür kurnazlık yaparsan yap. Görünüyor zaten. İşsizlik %16'ların üzerine geldi, gerçek işsizlik. Geniş anlamda işsizlik diye bakarız. Hani vaktimiz var, onun anlamını açıklamayacağım ama seyircilerimiz biliyorlar zaten. Geniş anlamda işsizlik diye ararsanız ne olduğunu bulursunuz. İşsizsin. Gidip iş bulma kurumuna başvurdun. Artık iş bulamıyorsun. Gitmedin. Ama diyorsun ki iş olduğu anda çalışırım. Seni işsiz saymıyoruz dostum. Güzel. Çok güzel, çok pratik değil mi? Çok harika, pratik. Harika. Bu arada Facebook'tan sorulardan çok Emin Çapan iyi oldu çıktı falan, bu tür yorumlar falan da var. Bu ara dolar sorusu var. Tabii dolar ne olacak 31 Mart'tan sonra, dolar nereye gidecek? Alalım mı, satalım mı? Şimdi o benim uzmanlık alanım değil. O piyasa ayrı bir şeydir. Ekonomi ayrı bir şeydir. Evet. O ayrı bir şey. Normal koşulda, bakın, normal koşulda doların yükselmemesi gerekir. Ama normal koşulda. Neden yükselmemesi gerekir? Şundan. Zaten cari açığımız, dış ticaret açığımız düşüyor. Ekonomi çok kötü çünkü. Dolara özel bir talep olmayacaksa, halkımız koşmayacaksa. Ama orada bir risk var. Lütfen biraz bunu seyircilerimizle paylaşın. Siz de biraz bu konunun üstüne durun. Cansu Hürriyet'in Amerika temsilciliğinden, Washington temsilciliğinden ayrıldı. Onun son yazısı. Bugün S400. Evet. Çok önemli bir kişiydi. Onun son yazısı çok önemli. O son yazısını okuyun. Diyor ki eğer S-400 meselesi sonbaharda Türkiye'ye gelmesini bekliyoruz S-400'lerin. Türkiye anlamıyor bunu. Amerika'da çok büyük öfke var. Yani Pentagon, Dışişleri, Kongre ve Başkanlık, bunların her biri Türkiye'ye geniş anlamda bir ambargo uygulanmasını istiyor. Bak o zaman değişir işler. O zaman değişir. Ben o parametreyi göremiyorum ekonomik modelimde. Normal koşulda doların yükselmemesi gerekir. Çünkü çok yükseldi. Biz buralara 3.70'lerden geldik. Hani düşük gibi görünüyor insanlar ama.
Ama hükümet gerçekten seçimden sonra bir ekonomi programı uygulayacak mı? Hani utanacağız ya, yüzüne bakamayacağız. Uygulayacak mı? Bu dış politika, bu Amerika ile mesele gerçekten öyle olacak mı? O rahip meselesi gibinden daha büyük bir şeyle karşılaşabilir miyiz? Bunları görmediğim için ben piyasa uzmanı değilim. Dolar benim uzmanlık alanım. Ben ekonomi tarafındayım. Çünkü piyasa dediğiniz şey bir avuç insanın elinde. Borsanın %64'ü bir avuç yabancının elinde, biliyor musunuz? %64'ü. Bir ara %70'lerin üstüne çıkmıştı. Bunlar yatırım fonları ve çok büyük parası olan bir avuç insan. 100 küsur kişiler. 100 küsur fon. %63'ü. Yani siz borsa yükseldi diye seviniyorsanız, bir avuç yabancı para kazandı yaşasın diye seviniyorsunuz. Borsa düştü diye üzülüyorsanız, ah 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 yazık ama yabancılar. Ama şu anki de önemli değil mi? Yani sen daha iyi biliyorsun. Biz senden öğreniyoruz bazı şeyleri. Kriz algısı ve dolarla dövizle falan ilgili. Kesinlikle. Şey. Halk öyle görüyor. Bizim halkımız krizi iki şeyle ölçer. Biri dövize bakar. Bunun için hükümet dövizi bastırmaya çalışıyor. Döviz gerçi biraz yükseldi son zamanlarda. Ama yani halkımızın algısı odur. Evet, evet. Döviz dolar yükseliyor mu? Dolar yükseliyorsa kriz var diye düşünün. Öbürü de işsizlik özel hayatına yansıyor. Bu ikisiyle ölçer. Tıpkı refahını ölçtüğü gibi. Refahını da ev ve arabası var mı? Onunla ölçer. Ev ve arabaya bakar. İkisi de düşüyor. Ev fiyatları zaten korkunç yerlerde. Ev talebi acayip yerlerde, hızlı düşüyor satılan ev oranı. Öbürü de araba, zaten söyledim. Araba şey satışları, otomobil satışları. Evet, %43,4 düşmüş otomobil satışları, ki teşvik olmasına rağmen, vergisel teşvik olmasına rağmen. Şimdi demin bankalardan konuştuk da gelen sorular da var. Dün, evvelsi günde senin oturduğun yerde Murat Karayalçın oturuyordu. O CHP kimliği, eski görevleri vesairenin dışında bir de İş Bankası yönetim kurulu üyesi. Ona sordu, ne oluyor bu İş Bankası? Kötü bir banka galiba. Durmadan konuşuyoruz. Sonunda gidecek mi? Hazineye devredilecek mi diye. Aynı şeyi sana soracağım da. Yeni bir şey çıktı işte dün bugün. İş Bankası bir talepte bulunmuş. Kar dağıtım talebini BDDK'ya iletmiş ve oradan hayır uygun değil, red cevabı gelmiş. Önce bunu bir yorumlayıp sonra da İş Bankası'nın hali ne olur, ona bir cevaplar mısın? Şimdi şöyle, BDDK kar dağıtımını engelleyebilir. Bunu sermayene katlayabilir. Sermaye ki en güçlü sermayelerden birine sahiptir İş Bankası. Ama gene de BDDK bunu söyleyebilir. Orada bir şey, tuhaf bir şey yok. Özellikle sermaye yeterlik rasyosu dediğimiz şey bizim çok önemlidir. Onun nedeniyle kar dağıtma sen sermayedarlarına, hissedarlarına diyebilir. Çünkü bankalar battığında onu sadece patronu kaybetmez. Bütün toplum yaşadık bunu, biliyorsun. Dünyanın her yerinde önce bankalar, hani gemi battığında önce kadınlar ve çocuklar kurtarılır ya, ekonomi krize girince de önce bankalar ve finans kuruluşları kurtarılır. Bu böyledir. O yüzden onların batması, onların sağlam olması bizim için çok önemlidir. Öbür taraftan İş Bankası meselesi korkunç. Yani İş Bankası'nın yok hisselerini hazine vereceğiz falan filan meselesini ben bir ahlaki çürüme olarak görürüm. Ahlaki, hukuki istemedin. Hayır. Ahlaki bir çürüme olarak görürüm. Hukuki tarafı ondan sonradır. Neden öyle görürüm? Şundan öyle görürüm. Birincisi, ortada bir miras hukuku var. Bırakın o adamın Mustafa Kemal Atatürk olmasını, normal bir insanın mirasını kime bırakacağını sen ondan iyi biliyordun, öyle mi? Aklı başında mı? Hani ne bileyim, delirmiştir artık, bunamıştır falan. Böyle şeyler olursa tamam, davalar açılır. Ama bu adamın aklı başında mıydı? Mirasını bilerek mi? İki, bu adam Mustafa Kemal Atatürk ya. Pardon ya. Yani siz ondan akıllısınız. Üç, bu hisseler, CHP bu hisseler üzerinden kar mı alıyor? Hayır. Öyle bir şey yok. Bu hisseler sadece yönetimsel anlamda CHP'de. Peki o yönetimsel anlamda CHP kötü mü yönetilmiş? Hayır. Türkiye'nin en iyi bankalarına, kamu bankalarından daha iyi yönetiliyor. Kimse kusura bakmasın. Dolayısıyla dönüp hukuki tarafına baktığımızda da şunu görüyoruz. Hukuki tarafında da bir insanın miras hukukunun hiçe sayılması şu demektir. Kusura bakma dostum, seyircilerimiz, hiçbir iş adamının, hiçbir sıradan vatandaşın çocuğuna bırakacağı miras güvence altında değildir demektir bu. Mülkiyet hakkınız şüpheli. Böyle bir şey olabilir mi? Sizin çocuğunuz ne demek ya? Benim mi? Benim param bu. Benim hukukum, benim miras hukukum. Ve o adam da üstelik Mustafa Kemal Atatürk. Ha tabii burada bir şey var. Kamu bankalarını o kadar zorladınız ki.
O kadar krediler verdik ve kimlere verdirildiğini hepimiz biliyoruz o kredileri. Verdirdiniz, o kadar zorladınız ki dönüp İş Bankası. İş Bankası sadece bir bankadan ibaret değildir. İş Bankası büyük bir trust'tür aynı zamanda. İş Bankası'nın altında son derecede önemli Türkiye için şirketler vardır. Hazineye geçireceğim demek o şirketleri de Türkiye'nin en iyi şirketleri arasında, hani onları karıştırmayalım diye adını söylemeyeceğim. O şirketleri de kamuya geçireceğim demek. Ne oluyor ya? Ne oluyor? Ne münasebetle ve ne hakla? Ne hakla? Bu ahlaksızca bir şeydir eğer böyle bir şey yapılırsa ve hukukun açık ihlalidir. Çok açık ihlalidir. Kimsenin, hani hiç kimse şunu demesin, hani benim efendim mal var mı, çocuğuma miras var mı? Hiçbir şey garanti değildir artık. Atatürk'ün vasiyeti çiğnenebiliyorsa herkesinki çiğnenebilir bu ülke. Bir de ahlaki ve hukuki yanın dışında tabii ki senin çok iyi bildiğin ekonomi tarafı var. Yatırımları etkileme tarafı var ki o da bir başka. Çünkü kamu, az önce söylemek istediğim aslında oydu. Kamu bankalarında artık senin sınıra geldin. Biraz da İş Bankası'nı da yapayım, oradan yapayım durumu. Bu çok tehlikeli bir şey. Bankalara gözümüz gibi bakmalıyız. Bankalarda dair en ufak bir şüphe. Bana hep bankalardan para mı çekelim mi falan diyenlere, benim işte küçük bir tazminatım var. Yani işten ayrılırken tazminatımı aldım. Bankada duruyor diyorum ben. Hı hı. Bankalara dair şüphe yaratmamalıyız. Lütfen bankaları konuşmayalım. Lütfen kamu otoritesi bunu yapmasın. Peki ama emin güzel şeyler de oluyor tırnak. Tanzim satışlar çıktı. Devrimsel bir şey oldu. Patlıcan, biber ucuz alıyoruz. Bunları niye gülüyorsun bu? Peki ucuz alıyoruz da. O zaman devletimiz madem komünist sisteme geçecekti. Madem patates soğan kuyruğunda beklemek çok güzel bir şeydi. Ya bunu yerleştirsin. 12 ay boyunca devletimiz bizi ucuza satsın. Kabzı maldan, manavdan terörist çıkaran bir ülke olabilir mi ya? Kabzı maldan terörist çıkardı bu ülke ya. Böyle bir şey olabilir mi? Üstelik bu iktidar bir yıllık olur, üç yıllık olur. Deriz ki ya biraz zamana ihtiyacı var. 5 yıllık olur deriz ki hani tarım politikaları öyle kolay değil düzenleyici. 17 yılın sonunda patates ve soğana döndük ya. Patates, soğanı Tanzim'den alıyorsunuz. Gidin markette, en çok da bunu söylüyorlar. Marketlerde de fiyatlar düştü gördüğünüz gibi. İyi de tatlım. Arkadaşım benim, Sovyetler Birliği çökerken ne diyordunuz? Bakın komünist sistem insanları nasıl mahkum etti. 2 kilo alabiliyorsun markete gittiğinde de. Ya patlıcan kız istemeye giderken patlıcan götürecek insanlar yakında. Bah adam 3 kilo patlıcan getirdi, ne zengin, İstanbul'un yarısı bunların 3 kilo patlıcanla emin, geldi. Emin bunları resim bana anlatma. 89-90-91 o kuyruklarda Sovyetler Birliği'nde bekletti. Sonuna doğru asıl gidiyorum. Mesele o değil. Bir cümleyle bunu bitirmeme izin ver. Asıl beni şok eden şey şu. O da bu kitabı herkese tavsiye ediyorum. Ah, tiranlık evet, üzerine. Evet, burada evet. Anlatılıyor. Yani bunu lütfen seyircilerimiz bunu okusunlar. Yani bugünü anlamak istiyorsanız bunu okuyun. Tiranlık üzerine 20. yüzyıldan 20 ders, muazzam bir kitap. Şunu şey yapıyor. Bir de bunun sanki iyi bir şeymiş. Yani kuyrukta patates için beklemek iyi bir şeymiş gibi seçim propagandasına döndürülmesi, akıl tutulması dostum. İnanamıyorum. Ey seçmen, size müthiş vaadim var. Ben sizi 1 saat değil 2 saat bekleteceğim. Beni seçin ya. Recep Tayyip Erdoğan'ı seçin. Ben 2 saat sizi patates kuyruğunda bekleteceğim. Ya böyle bir vaat olabilir mi ya? O zaman ben daha fenasını yapacağım. Hani eskiden kim ne veriyorsa ben 25 kuruş fazlasını vereceğim derdi ya Süleyman Demirel. Ben daha çok bekleteceğim sizi patates kuyruğunda. İnanılmaz. Evet. Harika bir söyleşi. Daha çok devam edilebilir ama yani bir şey diyeceğim. Şimdi bir sürü konuyu Emin Çapa'yla ere aldık. Kısa kısa ve enteresan anlatıyor kendisi de. Ziraat Bankası'dır, İş Bankası'dır, KOBİ'lerdir, işte Tanzim satışlardır, pek çok şey ama bir de şu var benim hissettiğim, ben bugüne kadar burada yeni bir uygulamayı başladıktan sonra 4 ay içinde çok söyleşim oldu. Şöyle bir sır vardır gazetecilikte, sen çok iyi bilirsin. Soru sorarsın ve bir parça gevşersin, sonraki soruyu düşünürsün, belki planlarını düşünürsün. Emin Çapa böyle bir rahat vermiyor insana. Anlatımıyla, enerjisiyle, elleriyle, kollarıyla, gözleriyle sizi hep dik tutuyor, hep uyanık tutuyor. Çok yoruldum. Onun için bu programı bitireyim ama Emin Çapa daha çok ekranlara çıkmalı. Onu düşündüm. Gerçekten de onu düşünüyorum. Davet edeceğiz. Sık sık davet edeceğiz. Çok teşekkürler Emin. Ben teşekkür ederim. İnşallah güzel şeyler konuşacağımız yayınlar yapalım. Nisan'da utanacaksın ve buraya tekrar geleceksin. Öyle bir ihtimal var. O zaman onu konuşacağız. Emin Çapa bizle birlikteydi. Yeni programlarda yeni konuklarla tekrar bir arada olacağız. Hoşçakalın. Hoşçakalın.